Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Nokia'nın yeni çıkarmış olduğu Android telefonu Nokia X'i inceleyeceğiz. Ee, şöyle bir kutusundan çıkaralım. Ön tarafında şu jelatinle geliyor telefon. İşte bu içindeki yüklü olduğu uygulamalar, Aslında 8 ve gerçi yoktu. Herhalde Nokia'nın mağazasındaki uygulamalar, o konuya değineceğim sonra. Telefon doğal olarak yani olacağı olacaktı. Android uygulamalarına hızlı giriş kılavuzunuz diyor. Bu kullanım kılavuzu değil, hani biz Android uygulamasını buraya getirdik, bunu nasıl kullanabilirsiniz tarzında bir kılavuz. Buna ihtiyacınız olabilir eğer bu telefonu alırsanız. Bir adet turuncu mu desem, pembe mi desem kulaklık var. Bu bütün noktalarda hani işte aşılarda bunlarda hep aynı renk kulaklık var. Telefonu hangi renk alırsan al kulaklığı bu. Herhalde fazla ürettiler. Ellerine kaldı kakalılar. Ve şarj cihazı, şarj cihazı J ile bitiyor. USB 2.0. Farkında olduğunuz gibi ara kablosu yok. Hani bilgisayara takayım oradan Dosyamı o satayım tarzında bir kablo sök, Direkt böyle otomatikman bir şarj cihazı geliyor. Kablosu uzun. Aslında en iyi şarj cihazlarından bir tanesi de böyle. Onu da sebebini söyleyeceğim. Yani kendimce bir uydurdum. Bunları atalım şimdi. Telefon Android işletim sistemli bir telefon olarak çıktı piyasaya. Şu jelatini sökeyim bu arada. Ben ben uyuz oluyorum da şu jelatinlere. Bir bu jelatinlere zaten bir de bu yeni araba alınca koltuğun naylonunu sökmeyen adamlar var ya onlara uyuz oluyorum. Telefon Android bir telefon olsa da şöyle bir göz açacağınız gibi Windows fona benziyor tema olarak. Bir giydirmişler. Telefon şu şekilde geliyor işte oyunlar. Her şey var için işte opera, işte konuşma programları, oyunlar falan. Şurada da bir oyun vardı onu ben sildim. 4 GB bir hafızası var. Ama bunun 1.5 GB boş olarak geliyor. Hani telefon full dolu olduğu için onu da belirteyim. Bu telefon Nokia'nın ilk Android telefonu. Yani işte ne diyeyim zaman 33 onu gibi işte. Bu da bir reis olmaya aday. Birazdan sağlam oturaklı bir telefon belli tipinden falan. İçinde Snapdragon S4 Play var. Yani Snapdragon'ın düşük modeli bir işlemcisi var. 1 GHz çift çekirdekli bir işlemci bu da. Adreno 203 ekran bileşeni var. Yani ekran kartı mı diyeyim artık eski tabirle. 233 PPI yani inç başına düşen piksel sayısı da 233. Yani bu tarz bir telefon için normal. Şöyle bir göstereyim ben size. Şu gördüğünüz yeşil şey komple kapak. Çıkartayım da ondan sonra anlatayım. Görmüş olduğunuz gibi şöyle micro SD girişi var. Sim kart 1 girişi, sim kart 2 girişi var. Bunları kullanmak için mecbur batarya çıkarmanız gerekiyor. SD kart girişi 32 GB'a kadar destekliyor yazıyor kutusunda. Ama 64 GB'a kadar da destekleyebilir. Orasını bilmiyoruz. Sonuçta 4 artı 32 diye gidiyor. SIM 1, SIM 2 var. Hemen onu bir ilk başta söyleyeyim. Şurada kutusunda görmüş olduğunuz gibi. SIM kart 1, 3G ve 2G olarak alıyor. SIM 2, 2G olarak alıyor. Bu uyarıyı da koymuşlar. Onlar niye yapmışlar? Bilmiyorum ben ilk defa gördüm. Öyle bir şey. Şimdi telefon dönecek olursak. Yani telefonun böyle anlatacak çok özelliği var. Hani aslında telefon düşük özellikli ama. Bu Nokia'nın ilk Android denemesi olduğu için anlatılacak çok değişik şeyler var. Mesela bu telefonun herhangi bir yerinde Android olduğuna dair en ufak bir şey yazmıyor. Hani bunda Android işlemci vardır. İşte Android 4.1.2 işletim sistemi olmasına rağmen en ufak bir bilgisi yok. İşte hep gidirilmiş temalar. İşte Nokia şunu yapmış, Nokia bunu yapmış, Nokia bilmem ne işlemcisi diye geçiyor. Google yok. Yani Android'in yani ilk girer girmez bakacağınız şey Gmail falan yok. Bu hani şey bir telefon aslında. Bu aşa serisi vardı bunların. Bu tarz işte şey kendi Symbian işletim sistemleri olan. Ondan sonra bir herhalde Windows Phone'a hazırlık evresi gibi bir şey mi yapmışlar, ne yapmışlar? Onu ben de çözemedim. Yani bu açıkçası şey, bu piyasayı bilen birisinin kullanacağı bir telefon değil. Hani giriş seviyesi dedikleri var ya, ilk defa Android ya da ilk defa dokunmatik telefon alacağım ben. Oğlum evladım işte valideniz olsun, peder bey olsun. Onlar bir telefon isterse dokunmatik. Onları böyle çok rahat alıp kullanabilecekleri bir telefon. Zaten şunu alsalar, kullansalar Baya da bir gider taş gibi telefon yani 3310 benzetmesi yaptım ben de hakikaten hani ikinci reis gibi bir şey sağlam baya kasası masası hani malzeme olarak da. ya yani bu arada ikinci reis dedim de aslında bir üçüncü reis oldu bu ikinci bence 66.0 var ya böyle bombeli yani hani dediğim gibi giriş seviyesi telefonu bir profesyonel hani kalkıp hani sen ben Android kullanıyordum zaten S4 kullanıyordum işte iPhone kullanıyordum gelip bunu alayım mı demez kimse demez öyle bir şeyi. Şimdi ne gibi farklılık var Android'de? Ya bir kere Android olmasına rağmen şu tek tuş var. Basıyorsun her şeyden çıkıyor. Hani biz de şey da yok etkin uygulamaları kaldır arka plandan yok işte RAM'i boşalt temizle falan filan bırgılıyorduk. Onlar yok bunda. Kamera konusunda bir bakalım. Ee, kamerasında hiç bir iddiası yok. Hani sıfır iddia var. 3.1 megapiksel yani 3 diyelim bu zaman. 480p video çekiyor. Ee, odak yok. Yani e, odak nok noktası almıyor. Direkt açtığın gibi çekiyor. Kendi odağı var bir mesafeden. Onu ayarlamanız lazım. Ona rağmen hani, 3 megapiksel arasında kamerası başarılı sayılır. Tabii ama 3 megapiksel yeterli mi desem bana göre yetmez. 480p video çekiyor kamerası. Ön kamerası yok. Ee, bu tarz ucuz telefonlarda ve işte kullanışlı telefonlarda radyosu var, FM radyosu var. Bu çok yani iyi bir özellik aslında. Hani dediğim gibi telefon giriş seviyesi bir telefon. Hani e, ne bileyim çok küçük bir kardeşiniz var telefon diye zırlar alırsanız işte, işte bunu yere alsın park ederler yani öyle bir sağlamlığı var ya da işte valide hanım peder bey annenize babanıza alırsınız hani işte oğlum whatsapp varmış o neymiş ben oradan yazışacağım falan filan diye bana da gelmişti geçen gün o tarz hani açıkçası radyo olması onların işine gelir ki çok da iyi bir özellik radyo olması zaten ben de çoğu zaman dinlerim ee, şimdi şöyle bu tek tuşa indirme sisteminden söz etmiştik ee, şimdi android işletim sistemi var bunun içinde hani yok diyemeyiz ama google play yok hani google namına hiçbir şey yok ne Gmail var ne işte rehberiniz var. Atıyorum bir Android telefonunuz var. Rehber Gmail'e kayıtlı. Alıp takarsanız rehberinizi kaybedersiniz. Ama genelde giriş seviyesi, başlangıç seviyesi olduğu için zaten çoğunun sim kartındır bu rehberdekiler. Onda bir sıkıntı yok. Bunda ekstra özellikler var. Ne var mesela? Şu Here Maps var. Nokia'nın en başarılı harita uygulaması. Here Maps var. Yani sesli navigasyon var bu telefonda. Offline bir şekilde gayet de iyi çalışıyor. Buna işte APK atıp yükleyeceksiniz hani ya da Nokia mağazasına gireceksiniz. Ayrı bir üyelik alıp hani Google Play değil, Nokia'nın kendi mağazası var. Google Play'deki çoğu uygulama diyeyim mi 170-160 civarı oraya yavaş yavaş gelmeye başlıyor taşımışlar. Onu da üreticiler kendisi taşıyor. Yani Nokia otomatikman çekmiyor. Zaten öyle bir hak olamaz tabii ki de. Üretici oraya yönlendiriyor. Onlar da çekiyor. Hani e, paralı uygulamalarda sıkıntı olur. Çünkü atıyorum mesela Google Play'den bir oyun aldınız. İşte 2 lira, 5 lira falan neyse. Aynı oyunu burada indiremiyorsunuz. Diyor ki yine para istiyorum senden 2 lira, 3 lira. O, o Google Play içinde, bu Nokia mağazası içinde. Yani kusura bakma diyor. Öyle bir desavantajı var. APK atıp çalıştırabilirsiniz rahatlıkla. Ee, ama işte az önce kablosundan da gösterdiğim gibi hani dedim ya ara kablo çıkmıyor. Biraz o çakallığı da yapmışlar. Hani kendiniz bir tane kablo alıp bilgisayardan bir APK atıp çalıştırabilirsiniz. Ki o da uyumluysa hani 4.1.2 işletim sistemi var Android'in. Hani onun Makyajlanmış hali demiştim. Atıyorum 4.2 ve üzeri derlerse uygulama da yükleyemiyorsunuz. Aynı şey mağazalar içine geçerli. Yani Nokia mağazasında vardır ama 4.3 üzeri falan derlerse yükleyemiyorsunuz. Bu biraz işte dediğim gibi Windows Phone'a geçiş evresi diyebiliriz. Bu telefona. Bu arada ekrandan bahsetmem gerekiyordu biraz. Onu unuttum. 4 inç bir ekranı var. Oldukça yeterli. Ha, parlaklığı çok az ekran. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir göstereyim. Yani ee, tam tamam telefon ucuz mu ucuz da parlak olabilir de ekranı. İşte bu telefonun boyutunu söyleyeyim. İşte 11,5 santim bir yüksekliği var. 6,3 santim bir eni var. Şu kalınlığı da 1 santim. Baya şöyle bir santim bir kalınlık var. 1500 mAh bir pili var içinde ki yetiyor yani. Telefon fazla bir şey yemiyor. Çünkü grafik ara verimi çok düşük olduğu için pili zaten en fazla oyuyor bu telefonlarda. Hani diğer Android telefonlarla kıyaslamayın diye söylüyorum. Pili iyi gidiyor. Valla dediğim gibi işte ilk Android denemesi ben de fazla çözemedim açıkçası da. Yine kullanılıyor. Sonuçta yani nasıl diyeyim fiyatı 500 lira şu an herhalde fiyatı. Avrupa'da 150 euroymuş. Hani şimdi buranın 500 lirası gibi falan da bize vergilerden böyle oluyor. Hani burada 150 lira 200 lira olsa gayet ucuz bir telefon. Adam bunu alıyor işte gidiyor yurt dışına çıkınca gerekirse işte kullanıyor atıyor. Hani öyle hem kendi hattını takıyor hem yurt dışından aldığı hattı takıyor. Orada kullanmaya. Hem işini göre işte WhatsApp, WhatsApp yazışmaları falan filan internetini kullanıyor. Amacı o tabii de bizde vergiyle falan 500 lira oluyor. Onun dışında bir eksi gidiyor. Hani gibi hani takoz gibi de sağlam ya. Hani at yere park edersin öyle bir telefon. Malzeme kalitesi falan maşallah var. Dediğim gibi bu videoda sizlere Nokia'nın X serisinin ilk telefonu Nokia X'i yani X diyorlar aslında. Dönemiz o Nokia X. Onu tanıttım. Başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada beni Web Tekno TV YouTube adresinden takip edebilir. Teknoloji Atar'dan bana direkt tweet atabilirsiniz. Hani aklınıza takılan sorular olur, incelemesini istediğiniz ürünler olur, oyunlar olur. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Oha lan duvar kırıldı.